Günnaz diyorsun ki benim kızımın tamam hayatına son verdi ama onun ölümüne nişanlısı, orada o gün yaşadıkları, onlar neden oldular? Adalet önünde hesap versinler istiyorsun. Şimdi öte yandan sadece aldattığını değil, aynı zamanda kızını dolandırdığını da iddia ediyorsun Berkan'ın. Berkan kızının nasıl dolandırdı? Yani bu parasını alarak mı dolandırdı yoksa bilmediğimiz başka bir şey var mı? Çünkü Berkan'ın dolandırıcı olduğunu da iddia ediyorsun. Yani Neden? parasını aldıktan sonra zaten altını aldı, parasını aldı, sonra ihanet etti. Hepsini üst üste kızım öğrenince bir de üstüne üstüne Arzu'yu karşısına götürmüş. Kızımın kalbi dayanamamış demek ki. O gün Arzu gitmiş mi karşısına? Öyle Sekiz. diyor ki Ayşe Gülizar öyle Ayşe diyor. Gülizar öyle söylüyor da Ayşe Gülizar yazışmalarda öyle söylüyor. Normalde bunu çok da aslında Ayşe Gülizar kabul etmiyor. Ayşe Gülizar da biraz bize kızgınmış. Sistemde bulunuyormuş. Ben gerçekler ortaya çıksın işte Berkan'dan ayrılsın diye yaptım ama Ayşe Gülizar yöntem bu olmamalıydı ya. Yöntem bu değil yani. Ayşe Gülizar benim kızımı öldürdü. Sonra bugün itiraz mı ediyor? Evet buna diyor ki Bugün ben... neyine itiraz ediyor ya? Fidan gibi kızımı öldürdü ya. Bak bir şey soracağım sevgili Günnaz. 8 Ekim o gün senin kızını yaşananlardan sonra sen ondan sonra diyor Berkan'dan şikayetçi oluyorsun. Öncesinde Berkan seni hiç şüphelendirmedi mi? Tavırlarıyla, hareketleriyle hiç ya evinize giriyor, çıkıyor. Hiç böyle bu çocukta yani bu çocukta doğru insan değil kızın için hiç demedin mi? Son zamanlarda Berkan kızımın açığını arıyordu zaten. Benim kızım eve giriyordu, görüntülü arıyordu, beni de gösteriyordu. Bak evdeyim diyordu, annem burada Allah'ım. diyordu. Ya da telefonda konuşuyordu, seslen anne diyordu. Bak benim annem yanımda diyordu, eve geldim diyordu. Kader telefonu kapattıktan sonra arada 2 dakika, 3 dakika geçti mi Berkan tekrar beni arıyordu. Gülnaz abla Kader eve geldi mi? Diyordum ki ya Neden? demin daha Kader kapının arasında beni sana gösterdi ya da benim sesimi duydun. Evet. Yani neyin peşindesin diyordum. Tamam Gülnaz abla kapatıyordu. Kader'e söyledim bu senin açığını arıyor. Annem dedim bak haberin olsun dedim. Niye açığını Bu neyin arıyordu? peşindedir bilmiyorum dedim ama senin peşin açığını arıyor dedim bu. Peki neden açığını arıyor ki kaderin yani? Bilmiyorum neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Demek ki şimdiki durumda yani her şey apaçık ortada ki ayrılsın diye. Annem kurban olsun anne sana anne. Annem kurban olsun Ay. sana anne. Annem kurban olsun sana Ağat da beni öldürecek. bebeğim. Nasıl güzel, su gibi değil mi? Prensesi. Sen bu elimi hak etmedin anne kurban olsun. Ay Sen bu Günnaz. elimi hak etmedin anne. Ne istediler? Küçücük bir mutluluğumuz verdi anne. Anne kızı kafa kafaya vermişti. Ne istedim bizden anne? Senin tek istediğin küçücük bir mutluluktu annem. Niye çok gördüler bunu bize anne? Günnaz, Günnaz. Anne kurban olsun sana İçini biraz dök de kendini anne kurban mahvettin. olsun anne. Bak senin güçlü olman lazım ki mücadele edesin. Günnaz, Günnaz. Canım benim, canım benim. Yavrum onlar yatağında nasıl rahat uyuyorlar kafalarını yastığa koyuyorlar yavrum bana yaşattıkları Günnaz hadi gel gel. Anne. Günnaz senin bu ağıtların benim kalbimi mahvediyor. Gel gel aşkım benim gel aşkım gel gel. Konuşalım ki gerçekleri iddiaları bazı belgeler var onları açıklayalım. Ateş gibisin zaten hadi gel hadi gel. Günnaz. Anne. Anne. Bizim geleneklerde vardır ya ağıt yakılır, içini dökerler. Tamam içini rahatladın mı biraz? Çok az da olsa bir içini dök ki. Gel kurban olayım. Gel canım. Öyle gel. Şimdi. Tamam mı? Tamam peki bir elini duralım biraz. Öyle yapalım. Tamam.
Su gibi çok güzel ama her gün her şey o gün oldu diyorsun ve öncesinde başladı her şey. Berkan bahaneler peşindeydi. Berkan bahaneler peşindeydi. Madem Berkan sen istemiyordun deseydin ben seni istemiyorum. Ben daha başta seni sevdim sonra istemiyorum deseydin. Niye bu kadar ciğerimi yaktın? Ne hakkım vardı küçücük bir mutluluğumuz vardı onu esirgedin elimizden. Küçücük bir yuva yapmışız ve kurmuştuk. Neden? Neden bunu yaptın Berkan? Ayşegül sen ne istedin benden yavrumdan Ayşegül sen? Tamam sakin ol.